Serkan abi kurdular Serkan abi. He. Anlat. Serkan abi çadır kuruldu. He. Sen Kazan'a Ankara'ya her zaman gel. Gel her zaman geldiğinde Ankara'ya. Yanımıza bırak yemeğini, çayını iç. Eksiğini. Serkan abi kurdular beni çarptı Serkan abi. Abi ne dedin sen? El kuruyor bu da kıyı ya. Bu bozuyor. Orada oturmaz galiba ya. Ayakkabılara kapılara vurdu. Söder çay olmadı mı? Ezik dur. Seri çay içip oldu lan başladı. Seri şey yapsak hazırsa birer bardak çay verir. Çay hazır mı lan? Hadi bir çık çabuk. Ortaya inmez lan. Dur şeyleri de taksınlar da ondan sonra. Şimdi ben bu çadırı sana şehre tel çekeceğim içine. Ben sana hepsini anlatacağım. Tamam, ne yapman tamam. Gerektiğini anlatacağım kurban. Hepsini anlatacağım. Değil mi? Keşke yapaymışsın 20. Gelirik bak abi ya, sıkıntı yok. Serkan abi gel şunu ucuz yap da 20 yapalım. Serkan duyuyor mu? Ucuz yap diyor, ince yap diyor, çöken sistemden olsun diyor. 20 yapalım. 10 var senin mi? Bunu mu salacağım bunun içine? Kaç hayvan var burada? Burada kaç var şurada? Ha. Beşler ayrı. Akıllım var ya, hep buraya çarpmam. Öyle de var yok. Baller bunlar olur. Ne? Durma yalnız onu bana, tamam mı? Tamam mı? Ne ismi? Ali miydi? Ömer. Ömer miydi? Ha, Ömer Çavuş. Çay, şeyleri asın da. Hacı ha. Kasalar asın ondan sonra çayı çok. Boş ver, elini eşit etsin de taşıdın. Gel. Kalktığı zaman hiç demire bir daha dokunmasın. Demirle işi kalmasın. 5 dakikasını almaz. 5 dakikasını. Serkan abim geldi orada mı? Dur bakayım daha şey yapıyorum. Paylaşım yapıyorum. Şimdi kendi oradadır herhalde görüyordur. Arkadaşlar bura nereye abi anlat hemen köyünü. Köyümün kışını sen bir gözden. Bura nereye bağlı ne şekil? Yani, Kangal Bektaş Köyü. Yani, birinci çadırda ben kurdum. Karı kışı. Kar, bu çadırı kış. Deneyecek. Kalkış felaket. Biz bu çadırımızda çökmemeye dair güvenini verdik. Sorumluluğu bize ait dedik abimiz. Tamam, ne yaptın? Bir 5-6 köy gezmiştin. Ne oldu? İyi, onlar da memnun. Onlardan bizim yaptıklarımızdan ya. Memnun kaldılar. Evet, ama yaptık. Bir de bir şey dedin. Çadırlar çökmüş dedin. Nasıl bir demir vardı? Bir kurdu, anlat bakayım. Kurdu, kutan. Birkaç yerde çökmüş gezdim ya. Demir nasıldı? Tek borulu. Yuvarla tek borulu. Biz burada söyleye dilimizde tüy bitiyor. Ya şu firma da ucuz. Tamam ucuz. Ama o firmaya bizim söylediğimiz kriterlerde bir fiyat sor bakayım. Ucuz mu? Ucuz değil. Yine aynı. Arada 2 milyar. Depemize çökse ne olacak abi? 2 milyar. Adamların hayvanların üstüne çökmüş dedin mi abi? Gördüm ya. Gittim gezdim. Benim çadırlarımı da gezdim bu bölgede. Parana gittim işte. Sen beni yüzüme hasret değilsin. Ondan gittin öyle. Çadırlarımı 2 senedir kullanım çadırlarımı referans aldın. O şekilde aradın. 2 milyarı niye fazla verdin o zaman ekin çadıra? Öyle mi? Niye fazla verdin abi? Yaptım. Doğru mu? Canın yerim. Sen kazanacaksın ki ayakta duracaksın. Yoksa öbür türlü olmaz abi. Öbür türlü olma şansı yok. Bundan sonra müşterilere kumpasta ölçüm yaptıracağım. Diyeceğim ki hangi firmadan ne alıyorsanız kumpası ben getireceğim, hediye edeceğim. Plastik kumpas alacağım. Ölç demirim, et kalınlığın. Vallahi abi. Vallahi çok ödedi. Koyunu biliyordum abi. Öderiz abi. Çatın çökerse bu çöker abi. Senin evin çatısı çökerse bu çöker. Artık ona yapacak bir şey kalmamıştır. Birisi ne diyor? Ne demiş? İçine hayvan koymazsan çöker mi demiş abi?
Hayvan direkt görevi mi görecek onu? Ondan sonra çöktü ya. Evet. Koyun kar yiyormuş, ondan çöktü. Allah Allah. Yani içeride koyun hava buhar bir kar değeri değilmiş. Hayvan gözlerini diyormuş, evet, çökmez diyormuş. Hayvan niye? Hayvanın çok... ısısı ben de satarım, brandadan ısı yapıp düşecekmiş. Yalıtıp kullanıyorsun. Hayvanın ısısı brandadan dışarı çıkmaz ki. Havalandırmalardan çıkar arkadaş. Öfkelendim bugün. Biraz öfkeliyim. Şey konusunda, bu fiyatlama konusunda çok acayip işler olmaya başladı. Evet. Sivas tarafındaki arkadaşlar. Bu bölgede 2-3 yıldır kullanımda çadırlarımız var. Kangal'da olsun, Zara'da olsun, Ulaş bölgesinde olsun, Sivas merkeze yakın Yıldızeli, Yıldız Dağı. Bakın. Şey yapıyor işte. Bu bölgelerde. Ama bulabilir mi ki? Ben ekin aradım. Çadır girdin buraya değil mi? Ekin ben çadır eklesin evet abi. Bu yapıyor. Bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet, dayı ekin çadırı. Sen ne yapıyorsun? Tamam. Ha motoru da satayım. Dobok 65'lik. Rahmetli. Serkan abi, Serkan abiye de bak motoru koydu. Fiyatı var böyle. Ali Hüseyin abim hoş geldin. Ergün Altın Dağlı hoş geldin abim. Yusuf Taş kardeşim hoş geldin. Ramazan Kılıç abim hoş geldiniz. Serkan Erizgün hoş geldin. Ali Güleçiz abim teşekkür ederim sağ olasın. Ali Gençsu abim sağ ol Allah razı olsun. Hüseyin Turgut abim merhabalar. Merhabalar. Köyü çekiyorum ya, köyü çektim. Biraz da çadırı çekek ya. Daha ne istiyorsun? Serkan abiye de kamyonda bulamadım. Tamam, kamyonu bıraktık, sattık. Gelce ondan onu çekelim. Değil mi? Hadi gel işte, çay içelim. Gel usta kuban gel. Fatih Çatal abi merhaba. Eroğullar çiftliği merhabalar. La kardeşim ekin. Garanti veriyor adam, koyun da ödeyecek. Yemin etti adam. Selamıcım dur. Anlat, seni çekiyor. Sen güzel konuşuyorsun, seni çekiyor. Vallahi koyun da vereceğim. Çadır ben çekmeyi bıraktım. Vallahi adam. Seni çekiyor. Niye seni çekiyor? Bölgeyi araştırmışsın. Çöken çadırları da görmüşsün. Hepsini gördüm. Vallahi gördüm. Referans aldığın bizim bölgedeki çadırlara da gittin. Geldin ekin çadıra durduk yer 2 milyar fazla parayı veriyor. Arkadaş gidip 2 milyar aşağı çadır almıyor başka firmada. Ekin çadırdan 2 milyar fazlaya çadır alıyorsun. Yani bu senin ne anlama geliyor? Bilinçli bir müşterisin. Ha bak, diğer firmalar kötü yapıyor demiyorum. Asla onu diyemem. Diğer firma müşterinin parasına göre iş yap. Zorluyor. Ya şu olmaz mı? O olmaz işte abi. O fiyatı olmuyor. Zaten kar marjları çok düşük. Volkan Ertürk abi merhabalar. Var benim de iyi bir kangalım. Ahbaş. Orijinal. Ahbaşı falan yok. Bu kötü ekip. Lan buradan çekeceksin. Allah'a mı diyorsun? Kurtçu mu bu? Yok mu elinde? Yok. Koyunlara basarsa kendi oraya basar. Allah. Enteresan bir hayvanmış bu da ya. Evet arkadaşlar, çadır hakkında soru sormak isteyenler, yayına katılmak isteyenler yazsın ya da istek göndersin. Teknik bilgileri bana, fiyat bilgilerini. Serkan Erüzgün telefon numarası yayınlamış. 0534 229 96 60 numaralardan ulaşıp tüm detayları. Bulan bu anlat. Serkan seni bulan buymuş, bu kardeşinmiş. Ömer kardeşinmiş. İnternette buldum abi. İlle de ekin çadır diyormuş. Başka kim demiyormuş. Ya ekin çadır. Serkan abi Allah kimler abi. Bu fazla verdi ha sana? Bu mu fazla verdi kimlere? Evet. Sağlam olsun dedik abi ya. Kızın yel vurup da götürmesin. Hayvan da kapıda kalmasın dedi. Yok yemin ediyorum, koyunu bile ödeyeceğim. Aynen. Ömer çayını. Serkan abi çay içelim. Fatih abi bu çadır 8'e 14. Evet. Yani 8-14 kaç mı? 100 aslında hakkı bunun 100 hayvan. 100 hayvan sınır. 8-14. Tepede kurt geliyor diyor Emre Özdemir abi. Nereden gördün Emre abi ya? Köpeğimiz var bak. Aha şu çok meşhurmuş. Bu da onun oğlu mu yoksa? Gel. O
yaşı. Yaylardan getirdim. Çadır fiyatları 7-30. Yer neresi abim? Şehrimizi öğrenelim. İsterseniz telefon numarasını ararsanız size daha net bilgi verilir. Ayrıntılar daha net görüşülür. Teknik bilgi sormak istiyorsan buradan sor, soracağını cevap verebiliriz abi. Şimdi çay molası verdi arkadaşlar. Allah razı olsun abimiz, Ömer abimiz çay hazırladı hemen 2 dakikada. Olay bitti. Sen de mi yapıyorsun? Ben de ona da yayına geçmiştim. Halil İbrahim Sungur, hoş geldin. Ankara, sen bizim oradasın abi. Bir zahmet 0534-229-9660 ararsan güzel bir fiyat çıkarsan abi. Bir çay içsin hadi. Çadırımız makaslı. Kar tutmayan sistem görmüş olduğumuz gibi. Üzerinde kar durmadığı için çok iyi. O çatı var ya, o çatı yuvarlak olsun. Şu makas yuvarlak olsun. Üstünde kar dursun, 50-60 santimden sonra çöker. Vallahi durmadığı için ayakta kalıyor. Yusuf Akil abim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gelin beraber olsun diyeceğim ama memleket uzak. Mehmet Kol abi merhabalar. Mehmet Kol abi merhaba, hoş geldin. Nasılsın abi? Şimdi arkadaşlar tekrar anlatıyorum burada. Makas araları, makas modeli, makas yapısı, makasın profillerin et kalınlıkları. Bunlar tamamen fiyatları değişir. Çadırlardaki makas yapıları ayrı dinamik yapıya sahip olması lazım. Şimdi bundan 5 sene evvel bu tip yapılar yoktu. Zaten büyükbaş, küçükbaş çadırda besicilik diye bir şey de yoktu. Sektör gelişti. Geliştikten sonra da biz de sistemimizi yaz ve kış şartlarına göre uyarlamak zorunda kaldık. Rüzgarlı olan yerde kar olmuyor. Rüzgar kuvveti kardan daha kuvvetli oluyor. Kar olmayan yerde rüzgar oluyor. Yani bunların hepsi düşünülerek yapılır. Modelleri tanıtayım. Yuvarlak model var. 5 köşeli model var. Üçgen beşik çatı modeli var. Bizim bu bahsettiğimiz şurada kurulan üçgen beşik çatı yarı oval model. Burada demek istediğim şu arkadaşlar, bakın. Burayı bir daha anlatayım. Yazılı olarak yazıyoruz, bazen anlatamıyoruz. Bakın bu beşik çatı, fakat beşik çatı makastaki kavisi görüyorsun arkadaşlar. Bu kavis olmadığı zaman demirin mukavemeti daha az oluyor. Bu bir. Beş köşe yaptığımız zaman, yani şurada kırma yapsaydık bir sefer de kar takılıyordu. Kar akmıyordu. Bu da yoğun kar yağışı olan bölgelerde çökmeye sebebiyet verirdi. İzin gerekmiyor Fatih Çatal abimiz. İzin gerekmiyor. Mustafa Derici abi afiyet olsun demiş. Teşekkür ederim abi. Nasılsın? Şu andaki elimizdeki en başarılı model bu. Bünyamin Gül abi. Bakın Sivas'ta, bu abimiz Sivas'ta yaklaşık 3. senesi çadırı kullanıyor. Buradan yazsın. İyiyse iyi desin, kötüyse kötü desin. Bünyamin Gül abi. Bir cevap verirsen sevinirim abi. Devam edeyim anlatıma. Bu kutu profil 30-30. Et kalınlığı 1,5 milim. Ben bunu 1.2 yaparsam fiyat düşer. Fiyat düşer, fakat fiyat düşer ama çadırın sağlamlığı problem oluşturabilir arkadaşlar. Cuma Yıldırım abi merhabalar. Hoş geldin abi. Ekin çadır, bu kurulan benimki. Bu ara borusunun üstüne bizim montaj ekipleri takır takır yürüyor. Bunu 1.10'daki kullandığın zaman bu ara borusunun üstünde bu boru bükülür abi. Bizim makas arası 195 santimi geçmez. Yani şu makastan şu makasın arası 195 santimi kesinlikle geçmez. 2,5 yapılır mı? Yapılır. 3 metre yapılır mı arkadaşlar? Yapılır. Yapılır da sonrası ne olur? Ondan sonra çöker. Ama böyle bir arkadaşımız, müşterimiz gezer gelir. Ali Karacadı. Ali Karaca abimiz gezer en sonunda gelir. Vurdum, yine iki çadıra gezerdim. Fazla parayı öder, içi rahat gider.
Kardeşim koyunumu bile ödeyeceğim. Abi araştır. Mehmet Kol abim araştır. Hiç sıkıntı yok. Bak. Usta söz verdi koyunumu bile ödeyeyim dedi. Dünyamin Gül abiye 3. sene oldu zannedersem. Sene şey de. Tuzhisar köyü var. Ha. Sivas'ın 10-15 kilometre ilerisinde. Dünyamin Gül abi. Dedim anlat abi. Kötüyse malım burada söyle. Söyle ben yani. Sıkıntımız varsa söyle. Hazır güzel oldu da bir geliş yapmadık. Keşke mi? Neyse sağ ol. Çay doldur. Hadi koç. Oğlum bir çay getir. Hadi aslanım. Oraya da bir daha yaptım bayi. Ya oraya da bir tane daha yaparız abi. Ha. Zaten bu numune ya sen şimdi denemezsin burada. Şu an şimdi senin bu köyün her tarafına dolacak Allah izin verirse. Ya ben deneme taktası var. Ben zaten ya. Benden sonra var. Usta bunun kenarları... Fatih Çatal. Bulundu Fatih. Sen bizim Fadıl abinin oğlu musun ya? Yoksa? Ha pardon. Bünyamin abiye sesleniyormuşum. Bünyamin abi sana bir soru soruyorlar. Yok şeker yok koç. Bünyamin abi sana İstanbul'da bulundun mu diye soru soruyorlar. Camımız da var. Camım ama her şey var baba. Drone'umun şarjı yok ne yazık ki. Havadan görüntü veremiyorum. Ben de şu tepeye çıkayım. Şu bot çay getiriyor bana ya. Nerede? Mezarlık mı diyor? He, şu höbekler mezar mı oradaki? Mehmet Kul abi bu 8'e 14 abi. Küçük baş için. 8'e 14 abi. Mehmet abi sana yine diyorum. Makas arasına dikkat et. Profil et milimine dikkat et. Bakın boruların boruların, ara boruların et milimine dikkat et. Ömer Yalınkaya abim hoş geldin. Yan taraflara saç, trepez saç çeken var, tahta bağlayan var. Bahçe telinin sağlam ve sık dokuması kalından vidalayan var. Evet ara borusu sayısına dikkat etmek lazım bir de arkadaşlar. 20 büyükbaş için. Çift sıra mı bağlayacaksın Mehmet abi? Çift sıra. Çift sıraya bağlayacaksan abi bir hayvan başı 1,5 ev yaparsak 10 hayvan yaparsan 10'a 16 pardon 12'ye 16 ortada geniş bir yem koridoru bırakırsan traktörle saçayım dersen 12'lik yok hayvan yemliklerini kenara koyayım bir servis yolu bırakayım dersen abi 10'luk sistem de yeterli. 10'a 16 da olur 12'ye 16 da olur tamamen o hayvanların arasındaki yemleme sistemine bağlı bir şey. Düşüncen ne orada bilmiyorum tabi. Olukları kenara yapıp salma yapan da var abi. Hayvanlar diğer tarafa açmıyor. Abicim Ömer abi cevap verdim. Sesimi alamadın mı? Çadırı boynuzlamaması için büyükbaşın palet bakın makas kenarlarına palet koyan var. Trapez saç var. Boydan boya onu çeken var. Bunu biz yapmıyoruz. Biz tarif ediyoruz. Siz yapıyorsunuz abi. Yemlikler ortada olacak. O zaman abi kesinlikle hemen Mehmet abi tarifini yapayım. Yemlikler ortada olacak. Traktör yol olacak mı Mehmet abi? Ona bir cevap verirsen orayı da çözeyim. Hemen dönüş yapayım ben sana sözlü olarak. Ömer abi senin soruna cevap veriyorum hemen. İnce tuğladan duvar ören var abi. Çadırın kenarına yanaşmaması için.
Şöyle içeri gireyim, oradan bir tarif yapayım. Buradan anlatamayacağım. Ömer abi dinliyorsan beni bir dakikanı alayım abi. Bekle. Zaten bu çadır büyükbaş olduğu zaman yan 2 metreye çıkıyor abi. Bu küçük. Abi o zaman sana Mehmet abi, ortada 1 metre yemlik olsa, tamam mı abi? Hayvan da 2,5 metre falan gelir. Ortadan bir kapı yapacağız. İki kafadan ayrı ayrı hayvan giriş kapısı yapacak. Tamam. Traktör girişi olmayacak. Yani şöyle anlatayım. Şurası orta kapı. Bu orta kapıda servis yolu kapısı olacak sana. Şu arkadaşların olduğu yerde hayvan giriş kapısı. Sağ taraf, diğer sol tarafta da bir kapı. O zaman onluk yetiyor abi. Onluk sistem yetiyor. Ömer abi, Yalınkaya abi bakın. Bu makasların boydan boya, strepes saç, kalın tahta, ince tuğlayla 1x20 falan örem var. Bu şekilde çadırı koruma alıyor. Bu baş kısımlara da aynı şekilde. Çadır hayvanlar kesinlikle çadıra yanaşmıyor. Mehmet abi sana 10'a 16 yeterli gelir. Düşündüğün sistem gibiyse. Tamam abi, Allah'a emanet ol abi. Sağ olasın. Ya da sistemi konuşulursa ustalarla daha iyi anlaşılıyor. Bir şey değil abi, önemli değil. Kesinlikle 3 kapı olacak kafada abi senin. Öyle daha pratik oluyor. Sağ taraftaki 10 hayvan, sol taraftaki 10 hayvan ayrı ayrı kapılardan girdiği zaman çok güzel oluyor. Evet, soru sormak isteyen arkadaşlar. Yayına katılmak isteyen arkadaşlar istek gönderebilir. Allah. Mehmet abi istek mi gönderdim ben, alamadım mı seni yayına? Bir cevaplar mısın? Burak abim hoş geldin. İletişim numarasını ararsan sevinirim abi. Teknik bilgi sorarsan cevaplarım abi. Mehmet Kolu abi, şimdi istek geldi. Sanki. Sen mi gönderdin bilmiyorum ama. Niye istek geliyor kamera isteyen ya? Faruk Salam abim hoş geldin. Yerimiz neresi Faruk abi? Ve küçük baş mı büyük baş mı? Onu bilirsek tavuk için, tamam. Şehrimiz neresi? Aleyküm selam annem, hoş geldin. Hoş geldin. Şükürler olsun annem. İyiyik valla. Uğraşıyoruz yalan dünyanın meşgaletiyle. Vallahi bak annem be. Aynen öyle. Abi tavuk için Serkan Erüzgün başa tutturduğu gönderiyi ararsan telefon numarasını, daha detaylı bilgi alırsın. Çünkü yemlik suluk kan uygulaması var. Abim Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Sen de Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Nasıl annem? Bağındın kafana yattı mı bu? Yoksa bir kullanak mı diyorsun? Sor sorularını bana. Sorularım şu. Sor. Bizim buranın kışı çok. Tamam. Beni görür, otelde görür. Aha çekiyorum. Vallahi çekiyorum. Oğlanların adı ne? Şahin Albayrak, Serkan Albayrak. Şahin abi. Şahin, Serkan. Albayrak. Serkan evet. Albayrak abi. Evet. Annemiz geldi. Anneleriyim ben. Bizi burada denetliyor. Endişelerini dile getiriyor. Gebze. Gebze'deymiş. Serkan Erezgün, duyuyorsan yayını. Faruk abi, telefon numarasına çağrı da atsan olur. Bir ararsan sevinirim abi. Fiyat konusunda fabrika yararsan yok. Evet anne. İnşallah. İnşallah. Ali abi araştırmış. Evet. Bizim burada bu çevrede bir sürü çadırlarımız var. Evet. Gitti onlara baktı. Başka yerlerde çadırlara gitti. İnşallah.
Sordu, soruşturdu, getirdi. Bize 2000 lira fazla parayı verdi. Dedi ki siz yapın dedi. Niye öyle dedi, yaptın dedik. Dedim biraz önce. Demek ki iyi olsun. Siz dedi o, ne yapacağınızı bildiğiniz için dedi. Evet, evet. Ben de aynısını söyledim. Doğru, öyle paşam, o iyiydi. İnşallah iyi olur. Olur annem. Ne bileyim. Koyun içinde pire oluyordu paşam. Yani biz de yıldık. Onun için buraya. İlaçlamıyor musun? Veterinerlerden falan ilaç almıyor musun? Valla paşam pire ilacını getirdim. Çare. Allah Allah. Merhaba. Yılmaz Göktürk abi merhabalar, hoş geldin. Bulamadık yani çare. Allah Allah baba. Evet. İnşallah iyi olur, ne bileyim. Olur annem, olur. Tekrar böyle geleceğim. Tekrar sohbet i̇nşallah, edeceğim. İnşallah. Ya Eliya Kızılcık sopası alalım, beni diverek kovala. Olur mu? Ya da bir acı çay içerim tekrar. Olmaz, gelin böyle çayımı da içeyim, kuzu da keserim. Allah razı olsun. Allah. Evet. Sivas'tan memnunum. Tüm müşterilerimizden buradan tekrar selam söylüyorum. İnşallah size memnun. Kaynanası daha iyi işte, denetlemeye gelmiş. Böyle kaynana can kurban. Değil mi? Ya. Damadının çadırını gelmiş burada. İnşallah, inşallah. İnşallah. Olacak, olacak. Erkan abi dedi ki çok var ya. Bak dinle. Benim kardeşimi diyor, kardeşimi diyor. Ondan konuştum. Fiyatı da bu düşürmüyor. Adam dedi düşürem dedi. Ha bak annem de işi biliyor. Bu biliyor ne yaptığını biliyor. Bilmese bu biliyor ne yaptığını. Şu kazmamız nerede? Şu kazmamız. Ya da taş koya. Kazma kazma kazma. Şura yüksek. Aslında yüksek değil. Orada yüksek. Şura çukur. Şunun altına iyi bir taş bulsak. Düz. Taş bulur mu? Taş daha iyi olur ha. Şu kapıda. Sen hayal. Koyun kuzarsa. Tamam. Kuzu nereye girecek? Onu bir tane daha yaptıracağım o zaman. Evet. Bir tane yaptıracağım. Sen Saat Hocan. Getirdin. Saat Hocan Er Özgün. Saat Hocan. Kucağımda çocuk var. Saat Hocan Er Özgün. Ekin çadır değil şu anda yayın. Saat Hocan Er Özgün. Saat Hocan Er Özgün de biri. Ver. Abi. Abi. Aleyküm selam abi. Buyur abi. Hemen. 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 Ordu. Kodluyum. Can. Sato Can. Sato Can. Hadi be. Abi buraya gel. Yok. Sato. To'yu da koyuyorsun. Sato Can Er Özgün. Er Özgün. Özgür Gün. Evet. Gün. Evet abi. Tamam. 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 Zaten görürsün ben. Paylaşıyorum. Devam mı? Tamam mı abim benim? İskeletini kaldırdık. Bir saat sonra biter abi. Tamam. Şahin. Tamam. Tamam abi. Anne. Şahin abi sen misin? O Serkan. Serkan abi mi? Annen burada yayınladım bak. Sana selam söyledi. Tamam abi. Serkan, hadi bak işine sen. Trafikteyim. Serkan bir 10 milyar at. Bir buble öne yaptırak ona. Şahin abi. Şahin abi. Şahin. Yapacağız. 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 Hepsini yapacağız. Ankara'daki Serkan bunun adını bilmiyorum. Bu paraya çok önemli. Satılmış. Sat hocam. Sat hocam. Ne? Ne? Gezane mi? Ankara'da üretim fabrika. Kazandılar ne? Saray. Saray. Kazana giderken saray sitesi var. Çok şanslı. Vallahi saray sitesi. Oradayım işte. Saray köyünde lan benim işte bir tatlı yurda var. Bir tek gidin benim oğlum öterine gidin bakalım. İnsan var et. Gidecek. Evet. Şahin abinin yanına gidecek. Tamam. Antalya'da mı? Şanlıurfa. Antalya merkezde. Ulus'ta. Ulus'ta Şanlıurfa. Tamam. Tamam abi Ankara'da. Ankara'da. Gelsin bizim bir üretmeni. Gelir. Gelsin. Saray köyünden çok iyi. Abi bu küçük baş.
Süleyman Ateş abi. Küçük başladığımız. Baştan sona izler zaten. Yayını paylaşacağım. Biraz rüzgar var, o yoruyor bizi. Kapıyı kapat. 3 kişi girecek. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıdan kapat. Çünkü rüzgar kaldı. Ama toprak. Kaldı kaldı. Şurayı yeşileceğiz. Yüksek geliyor. Valla kapattım. Altı şurayı yüksek görmüyor musun? Eşim buran ya. Eşersin şimdi bir kapat da. Şunun altını da eşeceğim, gömeceğim. Ramazan durmuş abi, hoş geldin. Abi kurtlar. Bunu bir yere koy. Bunu kapan. Eşim. Çadırı bir yere koy. Daha da yerde yani daha. İyi sallayı bu. Ucundan tutmazsan sallayamam. Ucundan bir daha. Bak ver bana. Bana ver. Bana ver. Bana. Ben bir yapayım. Hadi Ahmet. Ahmet kendisini yap. Ahmet. Aradayım. Kaç saatim dönüyor? Kaç. Ahmet. Öğren, öğren. Her gün çadır vuruyor. Turgut Bağ abi, bu çadırımız 8'e 14. 98 metrekare. 8'e 14. Burada çok dili tatlı bir annemiz var. Allah razı olsun. Abi iletişim numarasını anlasınız. Fiyat bilgisini oradan. Şahin abi. Efendim Şahin abi. Abi ne rahatsızlığı. Buyurun abi. Estağfurullah, buyurun. Buyur abi. Evet abi. Tamam. He, nasıl bir şey olur diyorsun. Tamam abi. Anladım. Anladım abi. Tamam. Bakarım. Satılmış abi. Anladım. Tamam. Tamam olur abi. Olur. Olur. Tamam. Tamam abi. Tamam oldu abi. Öyle yapalım abi. Anne beni ekle Facebook'tan. Annenizle çadırınızla bak. Daha çıkmadın ha trafikten Şahin abi. Tamam. Trafikte inlemiştim. Tamam abi, görüşürüz. Sağ olasın abi. Al anne. Gönye'yi bir al onu. Ahmet. Engin Sarı abi. Hoş geldin. Nasılsın abi? Biraz daha yap. Biraz daha yap. Biraz daha yap. Halledeceğim gol. Halledeceğim. Ya bizim işimiz büyük ya. Şöyle olacağı düşecek o var ya. Şu kompleki çatı yazacağım. Tabii canım. Serkan ya. Duy bak. Duy. Ya Serkan abi bu olmamış. Küçük olmuş diyor. Abi bir tane erken çatır yazacağım şuraya. Getirek buraya bir tane yapıştırak. Doğru söylüyor. Var bu abi. Ali abim yapıştırır. Vallahi doğru söylüyor. Şuraya yapıştıracağım. Bu ne bu? Dürbünden görünmüyor bu, dürbünden. Ali Mehmet. Azıcık daha abi fazla vereceğim. Burayı kapattıracağım. Abi sen buraya. Sen projen güzel. Evet. İndir. Ama çünkü... buraya Serkan abinin pazarlık edeceğim. Sen yaklaşma. Buraya... Sen benden pazarlık etmedin zaten. Ondan gittin ya. Öyle mi? Tabii.
Ben diyorum ki sen, kendimiz. Biz çadırın kalitesinden ödün vermeyelim. Pahalı oluyorsa olsun, önemli değil. Alan alsın. Evet. Yapacak bir şey yok. Ben anlata anlata dilimde tüy bitiyor. Bak Serkan abi yedi. Buraya plakat göndermezse vallahi billahi daha konuşmam. Aramam bile. Şerefsizim aramam. Serkan abi. Bak şuraya yazacaksın. Ekin, çadır, not al. Ali Karaca. Yoksa öbür çadırı sipariş vermem diyor. Cep telefonu. Yazdırıp göndermezsen hiç daha şey yok. Çadır siparişine vermem diyor. Aa bak ha, sen bile göremiyorsun. Bizim bura hep gözlüklü, göremez. Büyük yazdır. Aha böyle olsun diyorsun değil mi? Bak bak yaklaştırınca büyüyor. Abi şurada bak. Hac dedim ki olacak falan. Güzel olur mu? Sen istiyor musun? Başka müşteri istemiyor. Ben istemiyorum. Onu bir arası öktüren var mesela. Yok. Sade olsun diye. Abi şuradan bak. Ekin çadır. Evet. Bana. Evet doğru. Güzel de. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Şimdi oraya bir de bayrak koyacağım ben. Aynen. Onu mu not aldın? Aa bayrak güzel olur. Bayrak koyacağım. Aynen. Man koymaya ayağında yere verildi. Şahin abi dedi ki bir bahçe varmış. Evet. Bir gidelim oraya bakalım. İşte onu diye orayı diye ölçtü bir bahçe ediyor. Heh. Kapı. Ali abi gidelim. Nerede oran? Uzak. Bu çadır tamam. Aa avaçların içi. Hadi gidelim gel. Ben vuracağım. Evet, gel abi. Gidelim oraya. Yemeğe gelince bakarım oradan çıkarım. Ha. Yemek de mi yedireceğim? Yemek yemeden gidilir mi? Yemek siz olur da. De yemek gidilmeden gidilir mi? Ya dek de olacak şeker. Bir iş mi ya? Ya şu annemin tatlı diline bak ya. Allah ne? Razı olsun. Anadolu insanı böyle. Alican Erüzgün. Yeğenim hoş geldin. Nasılsın? Olacak iş mi? Yemek yemeden salır mıyım onlar ana kurban? Hadi be. Bak, bizim dükkana gitsin. Bizim dükkana kesin gitsin. Bak bizim dükkana kesin gitsin diye. Heh. Benim kardeşim orada. Serkan kardeşimiz var. Ay sizin Serkan. Ha Serkan o. İkisi de oğlum. Aynen öyle diyebilir. Aynen öyle. Şevin Karıserli abim hoş geldin. Merhabalar. Saray evet. Saray Kerestecilerde. Konum atarız. Telefon numarasını arasın. Konum atarız. Zaten Google'a Ekin Çadır yaz. Abi Google'a Ekin Çadır yaz. Yol tarifi çıkıyor. Ekin Çadır yazarsan Google'a. He tamam o zaman abi. Arkadaşlar ya. Abi tabii ki izolasyonumuz var. İzolasyonsuz çadır yapmıyoruz kesinlikle. Karıklı Aziz abi merhabalar, hoş geldin. Yayını burada son veriyorum arkadaşlar. Biraz sonra çadır bitiminde tekrar canlı yayına bağlanacağım.